Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Mutlak değer test 7 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım. Sert bir test var karşımızda. Vakit kaybetmeyelim. X ürün fiyatı M ve N birer gerçel sayı olmak üzere. Aşağıda bir online satış mağazasında bulunan ve satış fiyatı M, X eksi M küçük eşittir N aralığında olan ürünlerin listelendiği 3 farklı aramaya ait sonuçların görselleri verilmiştir. Şimdi burada 64 sonuç bulunmuş. Burada 42 sonuç bulunmuş. Burada 36 sonuç bulunmuş. Hangi aralıktayım ona bakalım. Şimdi x eksi 19. Her tarafa 19 eklersem x buradan 30 la nedir? 8 aralığındadır. Kaç tane sonuç varmış burada? 64 tane sonuç varmış. Aynısını yapıyorum. Her tarafa 16 ekliyorum. X küçük eşit 24 küçük eşit yine 8 oldu. Aynı şekilde x eksi 24 küçük eşit 6 dedik. X eksi 24. Buradan ne yaparız? Ee, burası da X küçük eşit 30. Küçük eşit her taraftan eksi 6. Burada 18 olmuş oldu. Şimdi burası 42 sonuç verdi. Üstteki kümeden alttaki kümeyi çıkarırsam olduğu gibi alıyorum içinden ama e, ne oldu? 8'den 24'e kadar aşağısı 8'den 30'a kadar yukarısı e, 24 aşağıdakinde olduğu için sonuçta olmayacak. 24'ten 30'a kadar. Hani kümelerde fark işlemi gibi düşün bunu. Yani A fark B yapıyorum. Yani burada peki 64'ten 42'yi çıkartırsam kaç tane? 52 62 22 tane sonuç bulunmuş. Sonra diğer tarafı yazıyorum. X neymiş? 30'la 18 arasındaymış. 18'den 30'a 24'ten 30'a. Alttakinden üsttekini eksiltirsem. Yani C diyelim. işte K diyelim. C fark K yaptığında 18'den 24'e kadar olmuş oluyor. Burası da zaten 36 sonuçtu. Bunu bundan çıkarttığımda 14 sonuç gelmiş oluyor. Peki soru benden ne istiyor? X eksi 21 küçük eşittir 3. X küçük eşittir 24. Büyük eşittir 18. Aa, zaten benden de onu istiyormuş. Yani 14 sonuç bulunur dedik arkadaşlar. Tamamen bu kümelerin birbirinden içinden çekilmesi A fark B kümelerde fark işlemi onda olup bunda olmayanlar gibi düşüneceğiz. Yoksa eşitsizliklerde çıkarma işlemi yapamıyoruz biliyorsun. A, B, C farklı birer gerçel sayı olmak üzere. En küçük değer B eksi A. Bak birbirinden farklıdır. Yoksa hepsini sıfırlardım geçerdim. Birbirinden farklı dediği için ne yapamıyorum? Burada B eksi A'yı sıfır diyemeyeceğim için yapamıyorum. Aynı şey diyemiyorum. Peki ben burada bir ifadem var. A var, B var, C var. E burada C yok. Demek ki o zaman x eşittir C. Yani burası sıfırmış. Değil mi? O zaman x C ise yani burası C eksi A artı burası C eksi B. Sonuç ne olmuş? B eksi A olmuş. C'lerin yok olmasını istiyorum. Ve bu eksi B'nin de artı B'ye dönmesini istiyorum. Nasıl mümkün bu? Eksi C artı B yani eksiyle çarpılacak. E Bunu olduğu gibi çıkarmak istiyorum. Çünkü ne yapıyorduk? Bunları götürmek istiyorduk. E C'ler böyle gitti. Buradan da B eksi A kaldı. E burada nedir? Demek ki içerisi eksiymiş. C eksi B küçüktür sıfırsa C küçüktür B dedik. Aynı şekilde C eksi A'da burada nedir? C büyüktür A demiş olduk. E Bu da bu tarafına yerleşsin. B büyüktür C büyüktür A geldi. O da denizde olmuş oldu arkadaşlar dedik ve 3. soruya geçtik. Yasin'in sayı doğrusu üzerindeki konumu. Aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa A, B, C noktalarına uzaklıkları toplamı en az kaç olur? Şimdi her birim x kadar olsun tamam mı? Bunların hepsine x dedik. Bütün A, B, C aralarına x dedik. Peki o zaman ne olur? x, işte B'ye uzaklığı x, C'ye uzaklığı 3x toplam 4x olur. E buradan A'ya uzaklık 1.5 olsa bura yarım olsa 2. E burada 1.5 olsa 3.5 x olur. C'ye uzaklık 0 zaten. B'ye uzaklık 2x. A'ya uzaklık 3x. Toplam 5x olur. Buradan B'ye uzaklık x. A'ya uzaklık 2x. 3x oldu. C'ye uzaklık da x. Toplam 4x oldu. A'ya uzaklık x. C'ye uzaklık 2x. B'nin zaten üstünde 3x oldu. En küçüğü de Edirne'dir. Dedik ve geçtik. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Hilal Hanım'ın aşağıdaki penceresi iki özdeyik dikdörtgensel stor perden oluşmaktadır. Hilal Hanım bir dolu perdeyi şekildeki bulunduğu konumdan ok yönünde 48 santim yukarıya yani bu tarafa doğru 48. Diğer perdeyi de 40 santim aşağı hareket ettiriyormuş. E tamam son konumlar arasındaki uzaklık 24 oluyormuş. Şimdi aradaki mesafe başlangıçta x olsa. 48 yukarı çekince bu mesafe azaldı. E 40 daha azaltınca bu mesafe 24 olmuş. Ama şimdi geldi şu şekilde 24 olabilir ya da birbirini geçti yine 24 olabilir. O yüzden x eksi 88 24 ya x eksi 88 ya 24'tür ya da eksi 24'tür. x buradan 112 olabilir. x buradan ne olur? 64 olabilir. Alabileceği değerlerin toplamını istiyor. O 64, o 112 toplam 176 olabilir arkadaşlar. Mutlak değerle de vedalaşıyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.